Aren TV'den hepinize merhabalar. CHP'nin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bugün seçimlerden zaferle çıkan DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanları'nı makamlarında ziyaret etti. Ziyaret sonrası CHP'nin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabında ziyarete ilişkin bir açıklamada bulundu ve bu açıklamayla beraber iki tane görsel de paylaştı. Sezgin Tanrıkulu paylaştığı görsellerden bir tanesi makam odasında, eş başkanların makam odasında görüşme esnasında çekilen bir görsel ve bu görselde hem Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin bayrağı, flaması hem de Türk bayrağının yer aldığı bir görselde değerli dostlar. İkinci görsel de belediye binasının önünde çekilen bir görsel ve bu görselde dev bir Atatürk posteri ve Türk bayrağı yer aldığı bir görseldi. Bu görsellerle beraber Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada ayıptır, ayıp ifadelerini kullandı. Özellikle son dönem DEM Parti belediyelerini bayrak ve İstiklal Marşı üzerinden hedef alınmasına ayıptır, ayıp ifadeleriyle tepki gösterdi. Şimdi Sezgin Tanrıkulu'nun DEM Parti belediye başkanlarıyla yaptığı görüşmenin detaylarını ve Sezgin Tanrıkulu'nun sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayı ve görselleri görmeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu 31 Mart yerel seçimlerinden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ayşe Serra Bucak ile eş başkan Doğan Hatun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan CHP'nin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu son günlerde DEM Parti belediyelerde yaşanan bayrak tartışmalarına değindi. Sezgin Tanrıkulu paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Önceki eş başkanları hapiste olan ve zorunlu olarak memleketlerinden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş yeni eş başkanlarını il örgütümüzle beraber ziyaret edip tebriklerimizi sunduk. Günlerdir bayrak üzerinden yürütülen yalanlarla ve manipülasyonlarla dolu provokasyonun amacı çok açık. Bayrak hepimizin ortak değeri ve ortak değerimizi hukuk dışı operasyonlarının zemini olarak kullanmak isteyenlerin de farkındayız. Provokasyonlar ve manipülasyonlarla bu ülkenin seçilmiş belediye başkanlarına karşı sopa olarak kullanılmamalı, ayıptır, ayıp ifadelerini kullandı CHP'nin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu beraberindeki CHP'nin il yönetimiyle beraber değerli dostlar ve bu ziyaret hem makam odasında gerçekleşti ve iki görselle ekranda gördüğünüz iki görselle de sosyal medyada hesabında yaptığı açıklama bu şekildeydi. Şimdi değerli dostlar haberi bitirmeden önce gerçekten de Sezgin Tanrıkulu çok aktif bir milletvekili. Özellikle insan hakları konusunda, insan hakları ihlalleri konusunda gündeme getirdiği birçok bilgi, haber ve cezaevlerindeki hak ihlallerini gündeme taşıyan ender milletvekillerinden biri. Bu durumları gündeme taşıyan ve insan hakları konusunda hassas olan iki isim özellikle öne çıkıyor. DEM Parti'nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve CHP'nin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu bu konuda gerçekten de takdire şayan bir performans ortaya koyuyorlar. Ve sürekli hak ihlaline uğrayan insanları gündeme taşıyarak. Evet değerli dostlar geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.